Sevgili Kaya İlece kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bundan 5-6 video önce yayınladığım bir videoda sizlerden talep gelirse o videoda kullandığımız sensörün aynısını kendimiz de yapıp tasarlayıp üretebiliriz diye bir söz vermiştim size ki sağ olun sizler tarafından o videoya bayağı talep oldu ve yorumlarda birçok kişi abi kendi sensörümüzü kendimiz yapalım, nasıl yapılacak öğrenelim, çok daha iyi olur diye yazmışlardı. Ben de bunun üzerine devrenin tasarımını yapıp GLC PCB firmasına gönderdim arkadaşlar. Ve GLC PCB firması bizler için devremizi hazırlayıp gönderdi. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu videonun sponsoru GLC PCB firması sevgili dostlar. Sponsorumuz olan GLC PCB firması baskı devre tasarımlarınızın prototiplerini profesyonel bir şekilde hazırlayabilmeniz için ücretsiz kuponlar vermeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere GLC PCB 10 cm 10 cm ebatlarında 5 adet 4 katmana kadar PCB'yi, 5 cm 5 cm ebatlarında yine 5 adet 8 katmana kadar PCB'yi sadece 2 dolara basıyor. Bunun yanında PCB montaj hizmeti de veren GLC PCB her ay 3 adet bedava SMD dizgi kuponu ile PCB montajlama hizmetini de ücretsiz olarak alabilmenizi sağlıyor. Üstelik açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp kanalın koduyla kayıt olduğunuzda 60 dolarlık ilk kayıt indiriminden de yararlanabiliyorsunuz. Siz de eğer amatör PCB'ler hazırlamaktan ve çok fazla uğraşmaktan sıkıldıysanız ve artık profesyonel baskı devrelerle çalışmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın derim. GLC PCB'nin bizim için hazırlayıp göndermiş olduğu baskı devreleri bir görelim. Şöyle kutusundan çıkardığımızda hemen görmüş olduğunuz gibi vakumlu bir poşet içerisinde 5 adet PCB'miz bize ulaşmış durumda. Bu arada GLC PCB firması gerçekten bu işte profesyonel ve dört dörtlük baskı devreler yapıyor. Baskı devrenin güzelliğine bakar mısınız? Tertemiz ve mükemmel şekilde. Baskılar tertemiz, yazılar okunaklı. Tüm petlerin üstü kalay kaplı. Bu arada GLC PCB firmasının artık 6 katmanlı PCB hizmeti de vermeye başladığını buradan duyurabiliriz. Aynı zamanda sıra dışı bir özellik olan renkli PCB özelliğini de denemek isterseniz GLC PCB firmasından PCB'lerinizi renkli olarak da bastırabilirsiniz. 6 katmanlı PCB'ler için açıklamalar kısmına 10 dolarlık bir kupon linki daha koyacağım. İsteyen arkadaşlarım bu link üzerinden 10 dolarlık indirim kuponundan da yararlanabilirler. Hadi gelin şimdi bu PCB kartımızı bir yandan hazırlarken bir yandan da nasıl çalıştığını hep birlikte görelim. Öncelikle devremizin kalbini oluşturan burada görmüş olduğunuz LM393 isimli opamp entegremizi 4x4 8 bacaklı bir soketle devrenin üzerine lehimleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra da şemasındaki yerine çizeceğim. Önce entegremizi bir oturtalım ve lehimleyelim. Daha sonrasında da hemen şema üzerinde çizimini yaparız. Opampımızı devrenin üzerindeki tam yerine lehimledik. Şimdi hemen şema üzerinde opampımızı sembolüyle birlikte gösterelim. Evet, opampın elektronikteki sembolü bu şekilde bir üçgendir arkadaşlar. Hemen bir GND bacağı, yani eksi bacağı, bir VCC bacağı, yani artı bacağı, bir çıkış bacağı ve iki tane de giriş bacağı olarak bacakları vardır. Bu giriş bacaklarından bir tanesi invert, bir tanesi de non-invert bacağıdır arkadaşlar. İlk çizdiğim non-invert bacağı, ikinci çizdiğim invert bacağı. Onun için yanılma olmasın. Bu opamp'ın genel sembolüdür. Opamp elektronikte devrelerde bu şekilde çizilir, bu şekilde belirtilir. Hemen şimdi opamp'ımızın beslemesi için gereken uçları montajlayacağım yerine ve daha sonrasında da çıkış voltajını gözlemleyebilmemiz için devre üzerinde bir tane LED var. Onu konumlandıracağım. Daha sonrasında anlatarak devreye devam edeceğiz.
Şimdi besleme voltajını vereceğimiz soketimizi ve çıkışı gözlemleyebileceğimiz dirençlerle LED'imizi devremiz üzerine yerleştirdik. Hemen bu yerleştirdiğimiz malzemeleri devre üzerinde yerine yerleştirelim. Zaten besleme voltajlarını göstermiştik. Hemen bir adet 10K'lık direnci VCC ile o pump'ın çıkışına bağlıyoruz. Ve bir adet 180 ohmluk dirençle kırmızı bir LED'i de çıkışımıza artı besleme üzerinden bağlıyoruz arkadaşlar. LED'in sembolünü zaten biliyorsunuz. Hemen şuraya okunaklı bir şekilde yazalım. Evet, bunları yazdıktan sonra şimdi o pump'ımızın girişine gereken malzemeleri yerleştireceğiz. Fakat işte tam bu noktada sizlerle paylaşmak istediğim bazı bilgiler var. Şimdi onlara geçelim. Biz o pump'ı bu devrede bir karşılaştırıcı olarak kullanacağız. Yani her iki girişten de uygulanan gerilimleri karşılaştıracak ve ona göre bize çıkış verecek bir şekilde kullanacağız. Öncelikle bizim belirleyeceğimiz herhangi bir voltajı o pump'ın invert bacağına uygulayabileceğimiz bir potansiyometre bağlayacağız. Ve bu potansiyometreyi ayarlayarak invert bacağına 0 ile 5 volt arasında istediğimiz herhangi bir voltajı uygulayarak bu voltajı referans gerilimi olarak alacağız. Ve non-invert bacağına ise o pump'ın VCC ile arasına bir direnç ve hemen bir adet de kızılötesi alıcı LED kullanarak, bu LED alıcı bir LED, unutmayın arkadaşlar, kızılötesi alıcı bir LED, kızılötesi alıcı LED kullanarak LED'in üzerine düşen kızılötesi ışık sayesinde tam şu noktada oluşacak gerilimi bizim belirleyeceğimiz referans voltajıyla karşılaştırarak o pump'ın çıkış verip vermeyeceğini belirleyeceğiz. Hadi şimdi gelin hemen bu malzemeleri yerine yerleştirelim ve sonrasında da devam ederiz. Devremize referans voltajını verecek olduğumuz 10K'lık potansiyometreyi ve o pump'ımızın non-invert bacağına bağlayacağımız kızılötesi alıcı LED'i ve direncini bağlamış olduk. Hadi şimdi bu dirençlerin ismini yazalım. Buraya kadar her şey gayet güzel. Şimdi esas olarak buradaki kızılötesi alıcı LED'in üzerine düşecek kızılötesi ışığı üretecek olan LED'in bağlantısına geldi. Hemen şimdi onu da devre üzerine, bu verici LED'i sadece besleme voltajı alacak şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Başka devrenin herhangi bir yerine bağlamanıza gerek yok. Bakın, bir adet 180 ohmluk dirençle, hemen yazalım, 180 ohmluk dirençle beslenen kızılötesi verici LED etrafa ışık yayarken kızılötesi alıcı LED de bu LED'in yaydığı ışığın üzerine düşmesiyle tam buradaki noktada bir voltaj belirleyecek ve bu voltajı bizim ayarladığımız potansiyometre voltajı ile o pump karşılaştırıp ona göre çıkış verecek. Hadi gelin şimdi verici LED'imizi ve onun direncini de bağlayalım. Daha sonrasında da devrenin testine geçelim. Devremiz ana hatlarıyla esas sensör işlemini görecek olan kısmı hazır ve o pump'ımızın çıkışı çıkış veriyor mu vermiyor mu hep birlikte onu görelim. Evet, GND'ye mavi kablomuzu, artı 5 volta da kırmızı kablomuzu bağladık. Hemen güç kaynağımızdan artı 5 voltumuzu uygulayalım. Güç kaynağımı açıyorum arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi devrenin üzerindeki LED şu an sönük. Görebiliyor musunuz? Önüne bir engel geldiğinde bakın potansiyometre öyle bir denk geldi ki bu seviyede LED'imiz yanmaya, yani o pump'ımızın çıkışı aktif olmaya başladı. Bakın yaklaşık 10 santim kadar bir mesafeden o pump'ımız kızılötesi alıcı LED'den gelen sinyale göre çıkış vermeye başladı arkadaşlar. Elimi çektiğimde LED sönüyor.
Elimi yaklaştırdığımda gördüğünüz gibi led yanıyor. Evet, buraya kadar devrenin görmüş olduğunuz bu kısmı sadece bize dijital ve analog olarak küçük voltajlarda çıkış veren bir kısmı arkadaşlar. Yani siz bu devrenin buraya kadar olan kısmıyla büyük bir şeyi kontrol etmeniz mümkün değil. Mesela 220 voltluk bir saç kurutma makinesinden el kurutma makinesi yapmak istiyorsanız devreyi bu kısmını kullanarak yapamazsınız. İlla ki devrenin çıkış veren bu kısmını bir transistör ve bir röle ile 220 voltluk saç kurutma makinesini sürecek hale getirmeniz lazım. Devrenin kalan kısmı da bu işe yarıyor. Hadi gelin şimdi devrenin geri kalan kısmındaki malzemeleri de yerleştirelim ve 220 voltluk bir cihazı kontrol edebilmek için hazır hale getirelim. 220 voltluk cihazları çalıştırmamız için gereken malzemeleri de kartımız üzerine montajladık. Şimdi isterseniz devremizi bir çalıştıralım. Bakın. Evet, rölenin sesini duyabiliyor musun? Şöyle biraz daha yaklaştırayım ekrana. Evet, gördüğünüz gibi elim verici ve alıcı ledin önüne geldiğinde bize 220 voltluk cihazları kontrol edebilmemiz için kuru kontak bir çıkış veriyor. Biz bu kuru kontak çıkışla herhangi bir cihazı kontrol edebiliriz. Mesela biz bu kuru kontak çıkışıyla bir otomatik kapıya yol verebiliriz. Hastanelerde buna benzer sistemler var. Biliyorsunuz hijyen açısından elinizi sadece yaklaştırıyorsunuz ve kapı otomatik olarak açılıyor. Bazı tuvaletlerde havlulukların bu şekilde çalıştığını görmüşsünüzdür. Elinizi önüne tutuyorsunuz ve cihaz size havlu veriyor. Dezenfektan cihazları bu şekilde çalışıyor. Kızıl ötesi bir sensörle elinizi önüne yaklaştırdığınızda size dezenfektan veriyor. Bu şekilde sayabileceğim bir dünya 220 voltla çalışan, yani şehir şebekesiyle çalışan sistem var. Siz de bu şekilde kendi sensörünüzü yapıp 220 voltluk cihazlarınıza yol verebilirsiniz. Şimdi 220 voltluk cihazları kontrol edebilmemiz için gereken malzemeleri de şemamıza ekleyelim ve videomuzu sonlandıralım. Öncelikle şemamızda op-amp'tan fazla akım çekilmesini önlemek için 220 ohmluk bir direnç eklemiştik devreye. Burada da 220 voltluk direncimizi ekledik. Hemen transistörümüzün base'ini, emitter ve kolektörünü devremize bağlayacağız arkadaşlar. Transistörümüzün emitterinde bir rölemiz var. Rölenin sembolü elektronikte bildiğiniz gibi bu. Ve rölemizin beslemesi olan artı 5 voltumuz, yani VCC'miz. Arkadaşlar devredeki VCC'ye yazan tüm noktalar birbiriyle birleşiyor ve artı 5 volta gidiyor. Bilginiz olsun. VCC bu devrede 5 volt ve şu toprak işareti gördüğünüz yerlerinde hepsi birleşip GND'ye, yani 5 voltun eksisine gidiyor arkadaşlar. Rölemizde bir adet diyot kullandık bu şekilde ters bağlı koruma amaçlı. Gördüğünüz gibi devremizde de hemen rölenin arkasında bir diyotumuz var. Transistörümüzde BC327. BC327. Evet sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi devrenin 220 voltluk cihazları kontrol edebilmek için olan kısmı da bu şekilde şemanın üzerinde. Devrenin tamamı bu gördüğünüz şemada arkadaşlar. Bu şemadan yararlanarak siz de kendi devrenizi oluşturabilir ve baskı devrelerinizi GLC PCB'den sipariş edebilirsiniz. Evet sevgili KYLC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuz da buraya kadar. Bu tür teknik içerikli videoları seviyorsanız lütfen kanalımızı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarda nokta dahi olsa kanalımızı destekleme amaçlı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.